Kuveyt Havalimanı'ndayım ve Riyad'a uçuyorum. Kuveyt'ten Riyad'a uçuyorum ve ilk defa bir turist vizesiyle Riyad'ı gezen kişi olacağım bir yolculukla. Şimdi uçağı bekleyelim burada. Evet, ilk defa Saudiya havayolları ile uçuyorum. Burası business kısmı. Tabii ki ekonomideyiz biz. Evet, Saudiya havayolları Airbus A320'ne ve şansa çıkışı vermişler. Güzel güzel geniş geniş gideceğiz biz de business gibi. Evet, Suudi Arabistan'a, Saat Topraklar'a ayak basıyoruz arkadaşlar. Evet, şurada metro ve otobüs işareti var. Heyecanlandım, var mı gerçekten diye bir gittim. Daha açılacakmış ve 2-3 ay falan var diyorlar. Riyad Havalimanı'ndan sadece taksiyle şehre gidebiliyorsunuz. Toplu ulaşım Suudi Arabistan'da bayağı yok gibi bir şey. Evet, Bolt, Jenny, Kerim ve Uber kullanabiliyorsunuz. Şimdi çağırdım, bakalım onunla gideceğiz. Kahvemizi aldık. Hurmamızı da alalım. Braria. Braira Otel'e geldim. Bir gece burada ücretsiz konaklayacağım. Başta anlaşamadık bayağı. Çünkü rezervasyonu şirket göndermemiş. Bunlar göremiyor vesaire. Neyse, bedava oteli kaptık. Bunun ayrıntılarını da sonra anlatacağım zaten. Riyad'da bir gece kaldığım otel bu şekilde. Burada ücretsiz kalacağım bir gece. Normalde 7000 lira geceliği. Bakın buraya ismimi yazmışlar. Odadan odaya geçiyoruz. Yatak, ardından banyosu vesaire. Şimdi bu nasıl oluyor derseniz, Suudi Arabistan bir kampanya yapıyor. Ülkeyi zaten turizme iyice açmaya çalışıyorlar. Şimdi de şöyle bir kampanya yapmışlar. Suudi Arabistan havayollarını kullanırsanız ve aktarma yaparsanız 4 güne kadar size transit vize imkanı veriyor. Ücretsiz bu arada. Ayrıca bir gecede konaklama veriyor. Bir gece konaklama zaten neredeyse bilet fiyatı kadar oluyor. Yani baksanıza, yani şöyle bir ortamda bir gece kalıyorsunuz. Ayrıca normalde vize de vermeye başladı burası. Turizm vizesi olarak. Tabii daha zor alması. Ama 150 dolar civarı para vermeniz gerekiyor. Onu da vermiyorsunuz. Ve Riyad'a, Suudi Arabistan'a sadece turizm amaçlı gelen ilk kişi olabilirim. Onu da bir kenara not edelim. Normalde umre ile, hac ile gelebiliyordunuz. Şu an işte iyice turizmi açmak istiyorlar. Sadece Türkiye'ye değil bu arada, bütün dünyaya. Hatta diğer ülkelere, yabancılara daha da kolay. Bize bu son güncelleme ile Türkler olarak girebiliyoruz, turist olarak diyeyim. Böyle bakalım, şimdi Riyad'ı göreceğiz. Enteresan. Suudi Arabistan'a başlıyoruz arkadaşlar. Evet, Riyad'da akşam dışarı çıktım. Parkta millet oturuyor. Karşıda gördüğünüz kocaman bir gökdelen. Tepesinde bir küre var. Ve şu gördüğünüz bina ise bir bahane. Burada da çocuklar bu şekilde araçlara biniyor. Buranın eğlencesi bu demek ki. İnsanlar kahvesini içiyor. Hızlı giden araçlar. Az önce çocuklar kaza yaptı ya. Gözümün önünde. Şuna baksana, formül arabası gibi gidiyor. Tamam, bana çarpma, bana çarpma. Akşam pazarı ve burada insanlar namaz kılıyor. Bunu Fas'ta da görmüştüm. Böyle herhangi bir yerde bir anda namaz kılabiliyorlar. Burada da demek ki böyle. Dükkanlar da bayağı güzel ya. Küçük küçük, gördüğünüz gibi. Burada dönerci var. Şu dükkan güzel. Parkta böyle yerler var. Bunları kiralıyorlar. Akşamın serinliğinde insanlar güzel güzel takılıyor ya. Riyad akşamları böyle işte arkadaşlar. Evet, bugün 11 Mart. Burada bayrak günüymüş. Onun için etrafta çok fazla bayrak görüyorum. Ve her yeri yeşile çevirmişler. Gördüğünüz gibi yeşil ışıklar var. Bayrak günü olduğu için. Evet, artık benim de bayrağım var. Bayrağımı sallaya sallaya geziyorum. Can I try? Mmm. Careful. Okay. Thank you. This is what we call this? A ghoul. Okay. Mmm. İçinde hurma var.
Evet, El Nasr Futbol Kulübü'nün mağazasına geldik. Bu gördükleriniz tabii ki Ronaldo'nun formaları. Ronaldo formasını şu an kaça satıyor? 35 ser. Kaç? 335. 335. 5'e çarpacağım. 1650 lira. 1600 liraya bir Ronaldo forması alabiliyorsunuz. Bu arada... Ama bunlar eksklusiv product falan diyor. Ha. Evet, Kral Abdullah'ın finans merkezindeyiz şu an. Bu gördüğünüz kuleler, bu caminin minaresi. Bu gördüğünüz cami, bir minare bu, bir minare de bu. Evet, burası bayağı modern bir cami. Ve bakın burada gördükleriniz Kur'an-ı Kerimler. Satılık değildir diyor. Şu an akşam Riyad'da 20 derece civarı. Hava inanılmaz güzel. Ve burada tatil cuma cumartesi. Bugün de cumartesi akşam. Herkes dışarıda. Ayrıca bayraklara bak insanların üzerinde. Bugün bayrak günü diye bir gün. Onu da kutluyorlar. İnsanlar bu şekilde geziyor. Burası da finans merkezi ama acayip ya bakın. Al-Wadi. Wadi şeklinde yapmışlar burayı. Etrafta kahveciler var. İnsanlar kahve içiyor, oturuyorlar. Selamünaleyküm. This is good. Gördüğünüz gibi bayrağımızı da taktık. Sadece vatandaş şöyle bayrak. Bugün bayrak günü. Bayrak gününü biz de kutluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Halka hemen uyum sağlayacaksın ya. Böyle gayet otantik yapmışlar ya. Bu şekilde oturup yöresel yemeklerden yiyorsunuz. Evet, burası Nabca köyü olarak geçiyor. Otantik bir restoran. Dizaynını eskiye uygun yapmışlar. Selamünaleyküm. Gayet güzel. Yöresel yemekler yiyeceğiz şimdi burada. Yemeklerimiz geldi. Evet, gördüğünüz gibi bunlar sambusa diye geçiyor. Kızartılmış, içinde et olan var, diğeri de sebze. Bu da pilav üstü tavuk. Farklı olan şu, bunu da sütle karıştırıp bir şey yapıyorlar ama tam çözemedik. Şimdi şu safranlı mı acaba bu? Tabii, katsanız safranlı. Öyle mi? Uyduruyor. Bu da açık ayran, klasik. Bu gördüğünüzde laban diyorlar, bu gördüğünüzde bira. Ferit bira içiyor. Tabi bu gördüğünüz lokal bira. Alkolsüz burada. Import biralar da var. Onlar da alkolsüz. Hadi bakalım afiyet olsun. Evet, bilimsel elle, gerçekliği. Elle nasıl yenir? Bilimsel bir dayanağı yok. Pilavı göster bakalım. Oo, biraz karıştırıyoruz. Tavuktan birkaç parça alalım. Son hamle önemli. Son hamlede zorlanıyoruz hala. Her yere döktük ya.
gördüğünüz samosa da bayağı çiğ böreğin küçüğü ya. Bak ısırayım şimdi. Böyle. Evet, kahvemiz de geldi. Kahva. 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 Bakın gördüğünüz gibi rengi farklı. Yanında hurma ile genelde. Yanında hurma ile, aynen. Bu hurma sanırım sukkari. Sukkari. Ne demek? Sukkari hurmanın ismi. Cinsi. Türü mü? Ha. Bayağı kaliteli ya. Bu gördüm herhalde ben bunu. Vallahi maşallah. Evet, Ferit de benim liseden arkadaşım. 2010 yılında Suriye'ye gidecektik beraber. Ben gitmedim, o gitti. Sonra ben yıllar sonra gidebildim işte, hikaye. Orada anlatmıştım zaten. Şimdi de Suudi Arabistan'da Riyad'da kahve içiyoruz. İşte bu kahvede tam böyle bizdeki normal kahve tadı gelmiyor ya. Süt de yok aslında bunun içinde de. Evet, farklı baharatların karışımı. Baharat kahveyle. Aynen. Baharat karışımı olduğu için rengi de böyle. Evet. Kardamon tadı da çok az geliyor aslında. Keskin değil yani. Ferahlatıcı aslında. Evet. Ferahlatıcı. Böyle mentollü gibi geliyor. Evet, evet, yemek kaç para diyorsanız da bira mesela 6 saat. Suriye riyalı. Aynen, direkt 5'le çarpınca çıkıyor değil mi? 6 kere 5, 30. Şunlara da 30 desek 150 lira. Kocaman tabak 150 lira. Şu an İstanbul'dan ucuz ya. Cidden daha ucuz ya. Yiyebilirdi aslında. İki kişi, aynen iki kişi çok rahat yer. Ya yani pilav zaten bitirme şansınız yok ya. Adamlar pilav acayip veriyor. Şu küçük sambusalarda 40 lira. Ayran 35 lira. Yani var ya, cidden şu an İstanbul'dan ucuz ya şu fiyatlar. Ve burası olabilecek en turistik yerdir yani şu an. Değil mi? Yani bu... Evet, aslında bir kahveye ama 150 lira verince kahve. Şaşırmasın arkadaşlar. Başlangıcı böyle yaptık bakalım. Fiyatı Kuveyt'te de öyle ya. Fiyatı çözene kadar yani. Kuveyt'te de şöyle. Bir Kuveyt dinarı 60 lira ama yediğin yemek de 60 lira falan. 1 dinar. Evet. Yani o çok açıdan bayağı iyi. 1 dinar 2 dinara çok rahat yemek yiyorsun ya. Burada da var işte, bu Afgan ekmeği falan yapıyorlar. Kaç para? Onlar da herhalde 1 riyal, 2 riyal. 1 riyal. Bayağı iyi. Bakalım göreceğiz. Ben buraya ilk geldiğimde 1 sar 1,5 lira falandı. Ha, şu an 1'e 5 oldu yani. Evet. 3 kattan yani. Daha fazla. Ama buranın şeyi değil mi? 1 dolarla sabit burası da. Evet. 1 dolar 3.75 Suudi Arabistan. O hep aynı yani. Aynen. Ondan dolayı. Yani çok hafif oynuyor. 3.75, 76. Ha, evet. Üzerinden geçtiğimiz köprüyü bir Türk şirketi yapmış. Yüksel İnşaat. Yüksel İnşaat'ın burada bir sürü projeleri var. Bu yol da kaymak gibiymiş ya. Yolda bayağı iyi.